Aynı sabahlar Fende. Aynı sabahlar Emre. Gelin gelin koşun 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 koşun. Gel gel gel. Gel gel gel. Ramiz. Senin gözün kör olmasın Ramiz. Sana da aynı sabahlar Fatma. Sen gene almışsın tayyarı içeri. Ya aldım. İsteyim ev canlansın Fatma. Gürültü patırtı olsun evimizde. İki ay oldu Mahide ile Mustafa evlendiler gittiler. Ev ıssız kaldı, sessiz kaldı. Ha, sen isteysen ben delirim. Onun için bankıttırırsın beni öyle mi? Ha, öyle bakın 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 ses olsun bakın. Hey hey sen ne istedin de ben yapmadım. Senin gözün kör olmasın Ramiz. Bir daha bir daha. Ramiz efendi. İlyas Sabit efendi hoş geldin. Ramiz efendi. Seni hükümet konağından çağırıyorlar. Öyle mi? Hayırdır? Niçin? Sana mektup gelmiş Ramiz efendi. Mektup mu? Kimden gelmiş? Bilmem Fatma kimden gelmiş. Ama ben gidip alam mektubumu. Öyle. Ben geleceğim. Selametle İlyas Sabit efendi. Haydi. Vay be. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı sabahlar ana. Hayırlı sabahlar. Sen niçin tek geldin? Mustafa yok niçin? Mustafa hükümet konağına gitti. Baksın göndermiş mi Feride malzemeleri. Ha, ben de gideyim hükümet konağına. Ama bil bakalım niçin Vahide. Niçin? Süleyman. Niçin? Mektup gelmiş babana. Mektup mu? Bana mektup gelmiş. Kimden gelmiş? Bilmez kimden. Kim gönderir bize mektup? Bizim kimsemiz yok ki. Bize değil Fatma. Bana mektup gelmiş. Ona gelmiş ona. Ona. Hüsniye teyzemden gelmiştir. Kimden gelecek? Hey be Dogri Süleysin. Hey benim akıllı kızım. Niçin ben düşünemedim bunu? Dogri. Demek Hüsniye teten gelecek. Çok üzlemişim kız kardeşimi. Ay inşallah gelir. İnşallah. Kalır bütün kış hem bahar. De haydi git Ramiz efendi. Al getir mektubu haydi. Öyleyse acelesi yok Hüsniye geliyse ben sonra gidem alam. Haydi deyin be adam. Koş git al getir mektubu. İlgilendin işte Hüsniye gelecek. Ne acele edesin ben. Gider alırım. Ramiz, git dedim git. Aferin. De haydi çabuk çabuk. Odime. Gel içeri, 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 içeri. Yok Odime be. De. Sen Türkçe bilin. Çabuk. Yürü. Çabuk 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 çabuk. Yürü. Hadi. Yürü. Aman usta, dikkatlen. Ekim Mustafa, muayene hane. Hayırlı sabahlar Cafer Hayırlı efendi. Hayırlı sabahlar Mustafa. Ne o, çırak mı arıyorsun? Bilen. Ben talibim öylese. Mustafa, hem ekimlik hem kasaplık zor olur, söylemiş olur. Benden iyi çırak mı bulacaksın? İkisi de aynı kapıya çıkmıyor mu zaten? Bazen dediğin gibi olay. Tabelayı bastığına göre yakında açarsın muayene hane. Hayırlısıyla. Feride'nin İstanbul'dan yollayacağı aletleri bekliyorum. Onlar bir gelsin, bir an önce açacağım. O vakit güzel haberi ilk benden duy. Az önce Çeşmi komutanı gördüm. Senin malzemeler gelmiş. Gerçekten mi? Evet. Kolay gelsin Usta Efendi. Sağ ol Muallim Efendi. Nasıl? Kolayladınız mı? Bitti sanır Kaymakam Bey. Güzel. Gir bir bakalım. Haydi. Oo. Saydanla bitmiş Dilaver. Öyle. Hayırlı olsun Muallim Efendi. Sana da Kaymakam Bey. Öyleyse yarın açıyoruz mektebi. Hayırlısıyla. Hayırlı sabahlar Aneşko. Hayırlı sabahlar. Buyurun 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 gelin. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aman ismi. Hoş geldin Meyran. Hoş bulduk. Hüsniye teyze geliyor Hatice abla. Hüsniye teyze mi geliyor? Nereden öğrendiniz? Mektup yollamış babam gitti alsın hükümet konağından. Aa
ne kadar sevindim. Yey, ben de öyle. Yani çok üzlemişim Hüsniye tetenizi. İnşallah bütün kış gelir hem bahar. Haydi kızancıklar. Dizilin bakayım Bülent karşıma. Haydi. Bitirdin mi sen Hasan? Bitirdim. Aferin. Ha, benimki hazır mı enişte? Daha hazır değil Vayda. Son bir tecrübe edelim, sonra bitireceğim. Sonra da Mustafa'nın Ekim ünlü günü dikeceğiz. Dikeriz, dikeriz, dikeriz. De hadi göster öbürlerini, haydi haydi işte. Ah Fatma, ah! Kuyumcu Mehmet Efendi ile evlenecektin. Gittin fakir sütçüyle evlendin. Gene başlayacak Bülent konuşmaya, huzurumu bozacak. Barışmıştık onunla ama hiç sanmayayım hatırlasın koca karı. Ah Rabbim, bana sabırlar ihsan eyle. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa, kabul için iradenizi beklerler sultanım. Gelsinler. Buyurunuz Tevfik Paşa, anlatınız. Sultanım, Yunanlılar 4 milyon altın savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiler. Girit, Osmanlı idaresine bağlı kalacak. Buna mukabil sultanımızın seçeceği Hristiyan bir vali adayı idare etmekle memur edilecektir. Hristiyan vali mi? Evet sultanım. Devam ediniz. Girit'in Osmanlı idaresine bırakılmasına mukabil Teselya Savaşı'nda kazanılan topraklar boşaltılıp savaş öncesi sınırlara kadar geri çekilinecektir. İmzalayınız. Mustafa'ya İstanbul'dan bir paket gelmiş. Evet. İşte burada. Canım kardeşim. İstediğim her şeyi de göndermiş. Komutanım, Ramiz Efendi'nin mektubunu da damadına verelim mi? Mektup mu? Evet Mustafa. Ramiz Efendi'ye Cenova'dan bir mektup gelmiş. Cenova'dan? Görünce biz de şaşırdık. Ramiz Efendi'ye Cenova'dan niçin mektup gelsin ki? Vallahi Cezmi Kumandan, ben de şaşırdım. Ramiz amcaya mektup. Cenova'dan.